Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Temmuz Salı ABD Philadelphia Parks Hipodromu'ndaki 7 koşuluk bir programda Altılı Ganyan yorumlarımla karşınızdayım. Altılı Ganyan yorumlarına geçmeden önce sizden bir şey rica edeceğim. Eğer bu videoyu seyrediyorsanız içerisinden bir iki tane reklam seyrederseniz katkıda bulunmuş olacaksınız. Hepinize konuda teşekkür ederim. Bir diğer husus video analizlerine baktığımda hazırlamış olduğum videoları izleyen arkadaşlarımın yani sizlerin %70 gibi büyük bir oranının abone olmadığını görüyorum. Eğer abone olursanız daha kaliteli bir kanala sahip olacağız hep beraber. Altılı Ganyan yorumlarına başlayalım. Birinci koşu Altılı Ganyan'ın birinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1300 metre kum pistte bir şartlı koşu. Koşuda 7 safkan start alıyor gördüğümüz gibi. Bu koşuda performans değerlendirmesi yapacak olursak size ilk önereceğim isim 4 numaralı Dreams Untold an itibariyle %67 AGF oranına erişmiş bir isim. Şöyle ki Dreams Untold kariyerinde 4 kez start almış olan bir isim. 45 bin toplam ikramiye dolarlık maiden koşuyu kazanıyor. Sonrasında bir black type koşuda 5. oluyor ve sonrasında da şartlı bir koşuda Delaware Park Hipodromu'nda 1200 metre kum pistteki son startını 3 boy farkla kazanıyor. Pardon, 1,5 boy farkla kazanıyor. Dreams Untold. Dolayısıyla bu grupta öne çıkan bir isim Altılı Ganyan'ın ilk ayağında tek yazılabilir diye düşünüyorum. Yurt dışı bahis oranlarındaki değerlendirmelere bakalım. Greg Daniel diye bir yorumcunun yaptığı sıralamalar var. Birazdan ekrana getireceğim. Evet, o vatandaşın yorumlarında da görüldüğü üzere 4 numaralı Dreams Untold ön plana çıkan isim üst düzey gruplarda yarıştığını belirtiyor. Delaware'de ve buradaki ilk yer verdiği safkan 4 numaralı Dreams Untold Altılı Ganyan'ın birinci ayağında. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı arkadaşlar 10 ismin start alacağı. Bu arada şey söyleyelim. Altılı Ganyan 22.10'da başlayacak arkadaşlar. İkinci ayak 3 yukarı İngilizlere mahsus 1500 metre çim pistte bir şartlı koşu. 1 ve 10 ekürü olmak üzere 10 isim start alacak bu koşuda. Burada da arkadaşlar şu an itibariyle %24 AGF oranına ulaşmış olan By Land and Sea var. Onun koşu performansına bakalım. By Land and Sea 2 yaşlılığında 3 kez start almış geçen sene. İkinci startını 21 Eylül'de Parks Hipodromu'nda 1500 metre çim pistte 7 boy farkla kazanmış. Ve son startında da arkadaşlar geçen sene 26 Ekim'de Belmont Park Hipodromu'nda 1740 metre kum pistteki çim pistteki az yumuşak zemindeki Black Type koşuyu boyun farkıyla kazanmış bir isim. Şurada bir koşuyu atladık. Şöyle videoyu atladık. Birinci ayaktaki 4 numaralı Dreams Untold'un 17 Haziran'daki 1,5 boy farkla kazandığı koşuyu izleyelim. Sonra ikinci Altılı Ganyan ikinci ayağındaki yorumlarımıza devam edeceğiz. Başarılıyım. Dreams Untold arkadaşlar Delaware Hipodromu'nda 17 Haziran'da 1200 metre kum pistte start alıyor. 3 yaşlara mahsus şartlı bir koşuda. 6 numaralı en öndeki izlediğimiz isim mavi formalı jokey ile start alan safkan Dreams Untold. Bu 1200 metre kum pistteki koşuyu 1.10.58 derecesiyle normal zeminde kazanacak. Kariyerinde 4 kez start almış olan bir isim.
Bir önceki koşuda da break time koşuda 5. olan bir 1600 metre 78 startında. Şu an izlediğimiz son startında Frankie Pennington'la start almış. Bugünkü koşuda da aynı jokeyle start alacak. Philadelphia Parks hipodromunda 6 numaralı mavi formalı izlediğimiz Dreams Untold. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında sizlere önereceğim tek isim. Dreams Untold 1200 metre kum pistteki koşuyu 1.10.58 derecesiyle normal zeminde kazanıyor. Birinci ayaktaki tek olarak yer verdiğim safkandı. İkinci ayaktaki yorumlara devam edecek olursak burada da By Land and Sea'yi önereceğim tek olarak %25 AGF oranı, ama eminim bu koşuya yaklaştığımız zamanlarda %60'ları bulacaktır diye düşünüyorum. İkinci ayaktaki 2 numaralı By Land and Sea kariyerinde 3 kez start almış ikililiğinde. İkinci koşusunda Maiden koşuyu, 1500 metre çim pistteki Maiden koşuyu 8 boydan fazla bir farkla kazanmış. Daha sonra 26 Ekim'de Belmont Park'ta 1740 metre çim pistteki son startını Black Type koşuda da son anda yakalanarak ikinci olan bir isim baş farkıyla. Birazdan bunun da videosunu izleyeceğiz. Arkadaşlar, bu ismi de ikinci ayakta tek olarak önerebilirim sizlere. Yurt dışındaki vatandaşın yorumlarında da ilk yer verdiği isim 2 numaralı By Land and Sea. Belmont Park'taki son yarışında son anda ikinci olduğundan bahsediyor ve uzun bir aradan sonra çalışmalarında çok başarılı olduğuna dem vuruyor. Altılı Ganyan ikinci ayağındaki 2 numaralı By Land and Sea'nin. Şimdi bunun By Land and Sea'nin Black Type koşudaki kazandığı son startını izleyelim. Şuradaki yorumu yanlış söyledim arkadaşlar. Captures Stakes koşu, Belmont'taki Stakes koşuyu kazandığından bahsediyorum. Koşuyu izleyelim. By Land and Sea 26 Ekim'de Belmont Park Hipodrom'da start alıyor. 9 numaralı yeşil formalı jokeyle start şu an yeşil beyaz dışarıdan üçüncülükte giden isim. Şimdi dördüncülüğe düştü. By Land and Sea 1600 metre çim pistte start alıyor. İkililiğindeki startı Black Type koşu. 9 numaralı beyaz yeşil formalı jokeyle start alan safkan. İzlemiş olduğumuz koşuda Brad Ortiz Jr'da oluyor. 1.46 zeminde. Koşu biraz uzun, ileri alayım. Uzun süre ikinci, üçüncülükte götürüyor koşuyu. Daha sonra iç kulvardan gelip koşuyu boyun farkıyla kazanacak. 9 numaralı beyaz ağırlıklı yeşil beyaz formalı jokey ile start alan safkan koşuyu 1.35.70 derecesi kazanıyor. 1600 metre çim pistte. Geldik Altılı Ganyan'ın 3. ayağına. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı arkadaşlar 3 ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus şartlı bir koşu. 1600 metre kum pistte start alacak. Gördüğünüz gibi 7 safkan start alıyor. Burada da arkadaşlar ilk öne çıkan isim 1 numaralı Dreamers Moon. Jeremy Laprida ile start alacak olan bir isim. Bu hipodromda
start almış. Çoğu startını Park Hipodromu'nda ve iki tanesi hariç tamamı kum pistte. Burada koşu performansından bahsetmek istediğimde bu sene 4 tane start alıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 1 Ocak, 27 Ocak, 17 Şubat ve 29 Haziran'da son startı. 29 Haziran'daki son startında 1400 metre kum pistteki son startını 5 boy farkla kazanan bir isim. Dreamers Moon, altılı ganyan 3. ayağında ilk yer vermek istediğim Safkan. Alternation yavrusu Jeremy Leprida ile startını kazanmış. Bugün de aynı jokeyle start alacak 1 numaralı Dreamers Moon. Bir sonraki isim şurada şundan da bahsedelim. Son 4 startının 3'ünü kazanmış bu Safkan. 1400, 1670, 1400 ve 1300 metrelerde kum pistte bu seneki 4 startının 3'ünü kazanmış. Oldukça rahat kazanmış. 5 boy, 7,5 boy ve 6 boydan fazla farklarla kazanmış bir isim. Dreamers Moon 3. ayakta ilk yer vermek istediğim isim. Rakip olarak da arkadaşlar 2 numaralı Girardi geliyor sıralamada. O da bu hipodromda 29 Haziran'da 1200 metre kum pistteki son startını 4 boy farkla Frankie Pennington'la kazanmış. Yine bugün de aynı jokeyle start alacak Tiznov yavrusu bir isim 2 numaralı Girardi. Son olarak 3. ayakta yer vermek istediğim Safkan'da Isabella Smile. O da son startlarında bu sene 2 kere start almış. Geçen seneki startlarının çoğunda tabela yapmış bir isim ve üst gruplarda yarışmış. Bugünkü koşunun biraz üstündeki gruplarda yarışmış bir isim. Onlarınızda yer vermenizde fayda var. Şimdi yurt dışı yorumcunun yorumlarına bakalım 3. ayakta. O da 1, 2, 7 ve 3 sıralamasıyla veriyor tahminlerini. Dreamers Moon 2 numaralı Girardi, 7 numaralı Arima, 3 numaralı Isabel Smile olmak üzere. Geldik altılı ganyanın 4. ayağına. Altılı ganyanın 4. ayağı da arkadaşlar 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1670 metre çim pistte dişilere mahsus 1670 metre çim pistte şartlı bir koşu. 8 isim start alıyor. Günün karışık koşullarından bir tanesi bana göre. Buradaki sıralama şu şekilde arkadaşlar. 1 numaralı BB's Busted var. Dexter Haddock'la start alacak olan bir isim. Son startını Park Hipodromu'nda çim pistte 4 boy farkla kazanmış bir isim. İlk yer vermek istediğim Safkan 1500 metre çim pistteki son startını 3 boy farkla kazanmış. 3 ve yukarı yaşlı dişilere mahsus koşuyu 1.33.18 derecesiyle sert zeminde. BB Busted'dan sonra ikinci yer vermek istediğim isim 5 numaralı Muka Mezquina Angel Rodriguez'le start alacak olan bir isim. O da 27 Haziran'da Laurel Park Hipodromu'ndaki 1200 metre çim pistteki son startını yarım boy farkla kazanmış bir isim. 5 numaralı Mucha Mezquina. Yorumların sonunda altı ganyan şablonu vereceğim arkadaşlar. Dördüncü ayaktaki üçüncü isim Michael Sanchez'le start alacak olan Fed Up Fired Up geliyor sıralamada. English Channel yavrusu. Son startlarını daha doğrusu geçen seneki son startlarında oldukça başarılı bir performans sergilemiş. 365 gün aradan sonraki son startında 4 Temmuz'da Laurel Park Hipodromu'nda 1750 metre çim pistteki koşuda dördüncü olan bir isim 3,5 boy farklı. Ancak ben bu koşusunu bu 365 gün aradan sonra yaptığı bir nefes açma yarış görme olarak değerlendiriyorum. 7 numaralı Fed Up Fire Up'ın. Buradaki bir sonra yer vermek istediğim isim 2 numaralı Pebble Road. Frankie Pennington'la start alacak olan bir isim.
O da bu sene ilk kez start alacak. Geçen seneki son startlarında çoğunda tabela yapmış bir isim. 2 numaralı Pebble Road. Burada bir sonra yer vermek istediğim isim 8 numaralı Would Be English Channel yavrusu Ruben Silvera ile start alacak olan bir isim ve bu sene 3 kez start almış. Son startında 8 Temmuz'da bu hipodromda 1670 metre çimden kuma alınan koşuda da yarım boy farkla ikinci olan bir isim 8 numaralı Woodby. Burada son olarak 4 numaralı Kitten's Finest'ı önereceğim. Roberto Rosado ile start alacak olan bir isim koşuda sürpriz yapabilir gibi geliyor. O da 365 gün sonra aradan sonra start aldığı son koşusunda yani bu seneki startında. Pardon, bunu yanlış söyledim. 365 gün sonra diye burada bir antrenör değişikliği olmuş. Bu sene 2 kez start almış. 8 Şubat'ta ve 4 Temmuz'da kuponlarınızda ilk 2 ayaktaki teklerimizden dolayı burada fazla isme yer vermek istiyorum. 4 numaralı Kitten's Finest'ı da ekleyebilirsiniz sürpriz anlamında. Geldik yurt dışı bahisteki 4. ayaktaki Parks Hipodromu'nun için yapılan yorumlara. Oradaki sıralamada 1, 5, 7, 2 sırasıyla gidiyor gördüğünüz gibi. Geldik günün 5. ayağına. Günün 5. ayağın arkadaşlar 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte şartlı dişilere mahsus şartlı bir koşu günün 5. ayağını oluşturuyor. 8 isim start alacak. Burada da arkadaşlar ilk öne çıkan isim